Put your hands up. Hayatı kaybetmektense ölürüm daha iyi. Ömer, ne oluyor? Ceren, ne yapıyorsun? Ceren, bırak lütfen yapma. Sen ben... karışma, ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam, ne oluyor? Karışma dedim sana. Ya... Hocam yolda kalbi durdu. 100 cc adrenalin yaptık. Geri döndü. Kafa travması mevcut. Ya Asya. Bak gerçekten özür dilerim. Kusura bakma. Tamam Koray. Anladım. Bu kaçıncı özrün? Sevdadan kurtulmak için yaptım bunu. Ya kurtulmak için değil. Onun zarar görmesini istemediğim için ve benden uzaklaşsın diye yaptım. Her neyse işte. Sonuç olarak artık Sevda'yı istemiyorsun. Yani sen de böyle düşündüğüne göre oyunumu iyi oynamışım. Nasıl yani? Sen hala Sevda'yı mı seviyorsun? Tabii ki de seviyorum ya. Ne demek hala Sevda'yı mı seviyorsun? Hem Hayat Hoca ne demişti? Aşk kimi zaman sevdiğinin hayatından çekip gitmektir. Çok sevdiğin için üzülmesine, zarar görmesine dayanamadığın için çekip gitmektir. Doğru. Ama eğer Sevda'ya oyun olsun diye okulda da böyle sevgili muhabbeti falan yapalım dersen... kusura bakma, yapamam Koray. Yok, uzatmanın manası yok zaten. Hem bu gece gördüğü sahne benden vazgeçmesi için yeterli olacaktır. Umarım bu durumdan Loçko'nun haberi olmaz. Kızım, sen Loçko'dan ayrılmadın mı? Ha? Çocuk hırsız diye çocuğu terk etmedin mi sen? Evet. Ama daha da fazla üzülmesini istemem. Ya pardon da ne yapacaktım? Hayatımın sonuna kadar beni fark etmeyen birini mi bekleyecektim? Kimmiş o senin hayatının sonuna kadar fark etmeyecek biri? Zaten böylesi daha iyi oldu. Eğer bunlar olmasaydı Loçko gibi birini tanıyamayacaktım. Senin adına sevindim arkadaşım.
Hoca'ya ne oldu Tamer abi? Cerrah evi bastı. Hayatı merdivenlerden aşağı yuvarladı. Abi deli mi bu adam? Manyak mı? Niye böyle bir şey yapıyor? Evet, manyak. Yaptıklarının hesabını verecek bana. Hayata yaptıklarının intikamını alacağım, merak etmeyin. Tamer abi, ablam nerede? Acilde. Ama şu anda yanına giremiyoruz. Beklemekten başka çaremiz yok. Abla! Abla! Gözde! Yapayım ya! Gözde'yi istiyorum. Olur musun? Sakin ol. Sen ona doğruyu söyle. Hayat hocanın durumu ciddi mi? Çok ciddi. Sesi adrenalin verin. Defibrilatörü hazırlayın. Gözde, Gözde, Hayat Hoca nasıl? Bilmiyoruz biz de. Bekliyoruz, müdahale ediyoruz. Peki nasıl olmuş? Cerrah abi merdivenlerde etmiş. Ne yapmış? Ne? Lan Hayat Hoca'ya bir şey olsun, o adamın elimden çekeceği var, net. Öyle yer, öyle şeyler söyleme, ne olur. Hayat Hoca iyi olacak. Arkadaşlar, Zeynep haklı. Hayat Hoca hiçbir şey olmayacak. Kimse aksini düşünmesin. Elimizden geleni yaptık. Hasta eksi umdu. Ölüm saati 23.31. Doktor Bey, durum nasıl? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Ama ben senin yokluğuna hala alışamadım. Sanki sadece ben mi?
birbirimize alışamadık. Senden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sen gittikten sonra herkes dağıldı. Savruldu. Ama ben sana artık yalan söylemek istemiyorum. Hepimiz çok iyiyiz, her şey çok yolunda deyip gitmeyeceğim ben buradan. Abla biz iyi değiliz. 15 senin yokluğunda dağılıp perişan oldum. Arabanın camını kırıp içinden bir şeyler aldı. Şu tarafa kaçtı. Ama polis, kaldır elleri. Kaldır elleri. Sen aramızdan ayrıldıktan sonra Loçko bir daha okula geri dönmedi. Azılı bir hırsız oldu. İşlediği suçlardan dolayı 8 yıl hapis cezası aldı ve hala hapishanede. Tabii sen şimdi Zeynep'i soruyorsundur. Zeynep nerede, niye o hiç gelmiyor diyorsundur. Çünkü Zeynep'in de Onur'un da durumu farklı değil. Zeynep yeni bir sözleşme imzaladı ama başımızda sen olmadığın için sözleşmeyi doğru düzgün okuyan biri de olmadı. Senin oraya gitmene izin veremem. Nur, başka çaremiz yok. Sözleşmenin tazminatını ne sen ne ben ödeyemeyiz. Zeynep, burası gece kulübü falan değil. Burası bildiğin pavyon. Biliyorum. Eğer o sözleşmeyi doğru düzgün okusaydık şu an bunu bilirdik. Zeynep, ne sen ne de ben seni konserde getirip pavyona çıkartacaklarını bilemezdik. Bilirdik Onur. Eğer para o kadar bizim gözümüzü kör etmeseydi, o sözleşmeyi dikkatli okusaydık olurdu. Zeynep, gel kaçalım buradan. Bak kimse bizi bulamaz. İnan bana. Nur, yapamayız. Şu adamların dibine bak, hepsi eşkıya gibi. Hiçbir şey yapamayız. Polise gideriz, dava açarız, bir şey yaparız ama lütfen sen burada sahneye çıkamazsın. Onur, bak ne olur yapma böyle, üzme beni olur mu? Konuştuk bunları lütfen. Nereye hemşerim? Benimle beraber ol. Masama oturmuyorsun kızım.
Bakın siz çok yanlış anladınız. Ben sadece şarkı söylemek için... Uzatma. Ben geleceksin diyorsam geleceksin. Lan! Lan sen kime artistlik yapıyorsun? İçin pavyonda çalışıyor. Burak'ı merak ediyorsun değil mi? Ne oldu diyorsun? Sana daha önce de söylediğim gibi biz Burak'la birlikte değiliz. Sana aramızdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra onunla da ayrıldık. Çünkü... Hoş geldin Ronaldo. Hoş bulduk abi, hayırdır? Bu hafta sonu oynanacak olan maç şampiyonluk için çok önemli, biliyorsun değil mi? Evet abi, biliyorum. Bu maçta oynamanı istemiyoruz. Nasıl olur abi? Ben formumun zirvesindeyim. Ayrıca hoca sakat olmadığımı da biliyor. Oğlum, oynayacaksın ama oynamayacaksın. Nasıl yani? Yani asılmayacaksın maça. Maçın içinde olacaksın ama pozisyona girmeyeceksin. İlk fırsatta da sakatlanmış numarası yapıp oyundan çık. Yok abi, ben öyle bir şey yapamam. Ya zaten transfer sezonu. Yaparsın, yaparsın. Burada transferden alacağın paranın yarısı kadar para var. Yok abi, ben yapamam böyle bir şey. Sen al bunu, ben yapamam böyle bir şey. Oğlum, mesleğin nankör meslek. İki maç sonra gerçekten sakatlandın, ne olacak? Kim bakacak sana? Akıyorken cukkayı dolduracaksın. Ben bak, yokluktan geldiğini biliyorum. Tekrar eski günlere dönmek istemiyorsan abini dinle. Olduğumuzu sen anlatacaksın. Nasıl ya? Bir yanlış anlaşılma var. Bir dakika. Ya bırakır mı? Bir dakika ya. Burak şike yapınca futbol hayatı bitti. Sonra kendini alkole verdi. Tanınamayacak birine dönüştü. Ayrılmak zorunda kaldık. Ama ben biliyorum, sen en çok Cerrah abiyi merak ediyorsun değil mi? Cerrah abi senin ölümüne sebep olma suçundan hapse atıldı. Allah kurtarsın. Eyvallah. Selamun aleyküm ağalar. Kadir babanın hası mı? Cerrah değil mi? Evet abi. Bu adam yüzünden yattığını söylemedi mi Kadir baba bize? Buyur, haber verelim.
Abla Cerrah'ı cezaevinde öldürdüler.